Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, koronasız günler diliyoruz tekrar. Evet, bugün pandemi yani COVID-19 salgınıyla karşı karşıyayız ve her geçen günde maalesef üzülerek can kaybımız da artıyor. Her gün üzüntüyle karşılıyoruz ve hastalık sayısı da artıyor. Buna bağlı olarak da tabii ki değişik kararlar, çeşitli kararlar, değişik önlemler alınıyor. Burada üzüntümüz her zaman ifade ettiğimiz gibi bu süreci hep birlikte Türk milleti olarak atlatmamız gerekirken birlikte hareket etmemiz gerekirken karşılıklı anlayış içerisinde bu virüsün daha fazla ilerlemesini engellemek daha fazla ölümlerin önüne geçmek için mücadele etmemiz gerekirken maalesef bir dayatmayla, bir baskıyla, bir ötekileştirmeyle, bir engellemeyle karşı karşıyayız. Saray yönetimi sadece her şeyi ben yaparım diyor, benim dışımda hiç kimse bir şey yapamaz diyerek her geçen gün belediyelerimizin üzerindeki yani millet ittifakıyla seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskıyı arttırmakta. Bu baskı öyle ki zaman zaman artık karşılıklı güç gösterisine dönüşmekte. Halbuki biz o gösterin içinde değiliz. Biz bütün gücümüzü halkımızın hizmetine, sorunlarının çözümüne, onların şu anda içinde bulunduğu olumsuzlukları giderme adına harcıyoruz. Ama görülüyor ki bütün bu çabamız maalesef karşılıksız kalıyor. Biz adaylaşma sürecinde belediye başkanlarımızın seçerken, değerlendirirken adaylarımızı vatandaşlarımızın beklentilerini ölçerek, onların yarın nasıl bir belediye başkanı istiyor? Kendisini yönetecek, sorunlarını çözecek belediye başkanı nasıl olmalıdır diye sorduk ve tespitlerimizi yaparken ona göre yaptık. Daha sonra milletimizin teveccühüyle, tercihiyle belediye başkanlarımız göreve geldi. Göreve gelince de biz belediye başkanlarımızla bir sözleşme yaptık. Sayın Genel Başkanım, yerel yönetimlerde temel ilkelerimiz diye yedi maddede belediye başkanlarımıza bir talimat verdi. Ki bu vatandaşlarımızla, halkımızla yaptığımız bir taahhütün sonucuydu. Bu yedi maddeyi de bütün belediye başkanlarımıza göndererek görünür yerde olmasını, bunu hem vatandaşımızın her gün mutlaka okumasını, her de belediye başkanlarımızın bunu unutmamasını istedi. Neydi bu yedi madde, neydi bu yedi temel ilke? Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Değerli belediye başkanlarımız, yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi, inançları, kimlikleri ya da yata yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız. İki, hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi bulunduğunuz bakama taşıyanın belde halkı olduğunu Asla unutmayınız. 3 Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz. Hizmet programınızda özellikle engelli, dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade koyunuz. Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz. Ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan sağ elin verdiğini sol el görmeyecek anlayışına uygun davranınız. Harcamalarınızı, yatırımlarınızı disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızda ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda israfla mücadele demektir. Hiç kimse unutmasın. Kul hakkı halkçılığın temel ilkelerinden biridir. 6. Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın diğer temel ilkesi olan işi ehline verme kuralını her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlamış projeleri sürdürünüz. 7. Belediyeyi adaletle yönetiniz. Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz. Kimsenin işiyle aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlayınız. Bunu yedi temel ilke olarak belediye başkanlarımıza Sayın Genel Başkanımız gönderdi ve bunlara da uyulmasını özellikle istedi ve belediye başkanlarımız da bu temel ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir belediye başkanı elbette ki kendi sorumluluğu içerisinde yaşayan vatandaşlarının bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu da zaten belediyenin 5393 sayılı kanunda belirtilmiş. Ayrıca büyük şehirlerin 5216'lı sayılı kanununda belirtilmiş. Orada açık ve net bir şekilde şunu ifade eder. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önem önlemleri almak. Bu aslında görev ve sorumluluğunu gayet net, gayet açık bir şekilde ifade ediyor. Eğer vatandaşın hangi sorunu varsa, hangi problemi varsa belediye başkanı çözümle yükümlüdür. Eğer yapmıyorsa bu görevini yapmıyorsa zaten suçtur. Yani eğer vatandaşının ekmek talebi varsa, o anda o ihtiyacı varsa belediye başkanı ve belediye yönetimi ben bunu karşılayamam diyemez. Eğer bu suçsa biz bu suçu üstleniyoruz. Eğer belediye başkanlarımızdan belli sağlık hizmetleri isteniyorsa, kendilerinin yapabileceği bazı görevler isteniyorsa Bunları da belediye başkanlarımız yapıyorsa ve siz suç olarak kabul ediyorsanız biz bu suçu üstleniyoruz. Biz bu suçu kabul ediyoruz. Eğer yardım paketi götürmekse suçumuz biz bu suçu üstleniyoruz. Eğer vatandaşın sorunu çözmekse biz bu suçu üstleniyoruz. Kısacası şunu ifade etmek istiyorum. Belediye başkanlarımız vatandaşların talebini yerine getirmekle sorumludur ve eğer bu görevini yapmıyorsa asıl o zaman suç işlemiş olur. Bakın şimdi ne oldu? Adana'da örneğin sağlık anlamında geçici sahra hastanesi kuruldu. Kıyamet koptu. Büyüttüler. Halbuki belediye başkanımız onun tanımını da yaptı, hastaneyi de gösterdi ve durumu ifade etti. O gün yaygara koparanlar, suç duyanlar acaba bugün utanıyorlar mı? Gerçekten merak ediyorum. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ekmek dağıttı. Bu mu suç? E, AKP'li belediyelerin birçoğu dağıttı. AKP'li belediyelerin birçoğu yardım paketi götürdü. Hiç onlarla ilgili bir işlem yaptınız mı? Hiç onlarla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Hayır. Ama bizim belediyelerimiz yapınca suç. Ama sizin belediyeleriniz yapınca maalesef görev haline geliyor. Bu ayrımcılık doğru değil. Bu ayrımcılığı kabul etmemizde Doğru değil. Bakın. Şu anda vatandaşımızın maske ihtiyacı var. Farklı ürünlere ihtiyacı var. Bunun bir kısmını belediyelerimiz üretiyor. Bir kısmını bir şekilde sağlıyor ve vatandaşımıza ulaştırıyor. Yani sizin birçok yapamadığınız, birçok eksik bıraktığınız vatandaşımızın talebi olan konular yerine gelmiyor. Bunu da belediyelerimiz tamamlıyor. E bunu eşgüdüm içerisinde yürütmek varken karşılıklı diyalog içerisinde yürütmek varken neden bizim belediyelerimizi suçluyorsunuz ve engelliyorsunuz bunu anlamak mümkün değil. Bakın tüm dünyada ve OECD ülkelerinde COVID-19 yani koronayla mücadelede başarılı örnekler yerel yönetimlerin merkezi hükümet tarafından hem desteklendiği hem de yönlendirildiğini görüyoruz. Bu başarısı bu yapının kanıtlanmış. Merkezi yönetim işin çerçevesini oluşturacak, kaynağını sağlayacak ama yerel imkanları ve o kaynakları o yönetim, yerel yönetim kullanacak. Dünyada bu böyle. Dünyada başarılı olan ülkeler Covid-19'u engelleme anlamında başarılı olan ülkeler bunu sağlamış. Ama biz diyoruz ki hayır, yerel hiçbir şey yapmasın. Hiçbir şeyi siz dokunmayın, karışmayın. Her şeyi biz yapacağız. Bu anlayış doğru değil. Bu anlayış hastalıklı bir anlayış, yanlış bir anlayış. Eğer bu Covid-19'u hep beraber yeneceksek, hep beraber bununla mücadele edeceksek burada birbirimize anlayışlı ve bu süreci birlikte yönetir olmak zorundayız. Ama siz diyorsunuz ki hayır, hiçbir şeye karışmayın. Hiçbir şeye karışmadan bunu engellememiz de mümkün değil. Virüsle mücadele edeceksek her bölgenin kendine özgü yapısı var. Bunu da en iyi yerel yönetimler bilir. Oradaki yapıyı en iyi yerel yönetimler bilir. Siz sadece kontrolünü yapın, kaynağını sağlayın, sınırlarını belirleyin ama bırakın yerel yönetimler işini yapsın, görevini yapsın, sorumluluğunu yerine getirsin ve bu anlamda da Covid-19'da mücadelede başarılı olalım. Şu anda birbirimizin üzerinde güç denemesinde bulunmayalım birbirimize karşı olmayalım. Cumhurbaşkanı artık cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmek istiyorsa sürdürsün. Ama siyasi parti başkanlığını yaparak, siyaset yaparak, ayrıştırarak bu süreç yönetilmez. Biz kendisinden cumhurbaşkanlığı görevini bekliyoruz. Parti başkanlığı görevini değil. Eğer Gerçekten Cumhurbaşkanlığı görevini yaparsa inanıyorum ki bütün kitleleri kucaklar, bütün yerel yönetimleri kucaklar, onların da hizmet yapmasının önünü açar, onların da vatandaşımızın faydasına yapacağı işlerin önünü açmış olur. Eğer bu sorunu milletle çözeceksek bunun tek yolu budur. Belediyelerimiz hizmetini götürürken neden şov yapsın? Şov yapmayı en iyi siz bilirsiniz. Çünkü şov yapma geleneğini Türkiye'ye yerleştiren sizsiniz. Belediye başkanımız eğer ekmek götürüyorsa siz buna şov diyorsanız biz o şova devam edeceğiz. Eğer belediye başkanlarımız gıda paketi götürmesini şov diyorsanız biz o şova devam edeceğiz. Eğer belediye başkanlarımız vatandaşımızın her türlü ihtiyacı için onun hizmetinde olmayı şov diyorsanız bu şov devam edecek. Ama şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bu virüsü yeneceksek hep birlikte yeneceğiz. Bu virüsü alt edeceksek hep birlikte başaracağız. Ayrıştırarak ötekileştirerek yasaklayarak bunu yapamazsınız. Efendim diyorsunuz ki her şey tek elden yürüsün. E görüyorsunuz olmuyor. Başarılı olamıyorsunuz. Ha şunu yapın. Deyin ki belediyeler yaptığı hizmetlerin bilgisini de valiliklere kaymakamlıklara ulaştırsın. Tamam bunu yaparız. Belediyelerimiz hangi konuda yardım yapmışlarsa, hangi hizmetleri götürmüşlerse, vatandaşımızın hangi sorununa çözüm bulmuşlarsa bütün bilgileri size versin. Ama siz sadece benim kontrolümde olur. Ben yaparsam doğru olur, ben yapmazsam doğru olmaz derseniz bu haksızlık olur. Bu vicdansızlık olur, bu insafsızlık olur. Bu açıdan tekrar uyarmak istiyoruz. Biz söz veriyoruz. Milletimize söz veriyoruz. Hizmetimize de devam edeceğiz. Geçmişte bu sözü bütün vatandaşlarımızla paylaştık ve sözümüzü tutmaya da devam ediyoruz. Belediyelerimiz mutlaka vatandaşlarımızın hizmetinde olacak ve verdiğimiz sözü de tutacağız. Bunu da hiç kimsenin engelleme hakkı da yetkisi de yoktur. Evet. Teşekkür ediyoruz.